4 Mayıs bu harekat planının alınması yani bir sonuçtur. Ondan öncesi var. Ta Osmanlı'dan süre gelen, Osmanlı'dan sonra önce itaatçılarla devam eden, daha sonra Cumhuriyet döneminde Kemalistlerle tarafından devralınan, yani açıkçası ulus devletin inşası ile ilgili bir prosedür, bir program. Türk ulus devletini inşa etmek için Türk unsurundan olmayan, Türk kimliğinden olmayan, Türkçeyi konuşmayan bütün diğer unsurları bertaraf etmek. Ha bunlar zaman içerisinde önce 1915 Ermeni katliamı var, Rum Pontus katliamı var, Koçgiri katliamı var, Alevi katliamıdır. Nihayetinde Dersim'e ta Yavuz zamanından beri devam eden ancak şunu söylüyor. Eğer diyor Yavuz'un sillesi veyahut da Yavuz'un zulmü Dersim'e uğramış olsaydı, Cumhuriyet döneminde söylenen bir konuşmada bugün Dersim diye bir sorunumuz olmayacaktı. Ama buraya giremiyor. Kimine göre 40, kimine göre daha fazla sefer yapılıyor ama zafere erilmiyor, zafer elde edilmiyor. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra ta 1936-37 ki 38 katliamın son noktasıdır. Dersim eskiden beri bir şekilde oturum olarak yani kendi kendini idare eden, kendine özgü bir hukuku olan bir eyalettir. Ha biz bugün Dersim'i çok dar bir kapsama sıkıştırıyoruz. Bu onların tabiriyle bu Tunceli işte o operasyondan kalan o Tunceli sonra da Tunceli'ye çevrilen bu kısma biz burada Dersim'i ama öyle değil. 4 Mayıs'tan o şeyden daha önce bütün silahlar toplanır ahaliden. Efendim çeşitli vaatlerle, çeşitli sözlerle silahlar alındıktan sonra 4 Mayıs'ta bir şekilde artık bir harekat planı hazırlanır ve Dersim'i tamamen yerle yeksan etmek üzere Dersim'in üzerine yürülür ve Dersim'deki öncelikle Alevi ve Kürt unsurunu yok ederek bunların nasıl yok edilecekler 2-3 aşamalı planları vardır. Birincisi yerinde imha, ikincisi sürgün etmek, yerinden etmek, Anadolu'nun çeşitli yerlerine göndermek. Bu şekilde diğer bir yanı da yine o çocukları, gençleri alarak o subay ailelerine, Türk ailelerine vererek Türkleştirmek. Harekatın esas amacı bu. Yani bir Kürtleri bütün Türkiye'de, bütün bu ulus devlet inşası sırasında yapılanın özeti bu 4 Mayıs'ta da Tunceli'de uygulanmak isteniyor. Kürtler Türkleştirilecek, Aleviler de Sünnileştirilecek, Hanefi İslam'a dönecek. Süre gelen talepler vardır. En başta yani Almanya Başbakanı'nın yaptığı gibi kesinlikle bunun resmi devlet tarafından resmen bu katliamın bir soykırım olduğunu kabul edilmesi, Dersim halkından özür dilenmesi ve buradaki artık o zararlar ne şekilde, ne tazmin edilecekse bunların tazmin edilmesi. Yani bunlar çeşitli şekillerde çoğaltılabilir. Ve en önemlisi 15 Kasım 1937'de Buğday Meydanı'nda yine bir şekilde hile-i şerriye ile Seyit Rıza, hani seni Erzincan valisiyle görüşeceğiz vaadiyle davet edilir. Ancak yolda önü kesilir, askerler tarafından derdest edilir, oradan Elazığ'a götürülür. Orada göstermelik bir mahkeme kurulur ve 15 Kasım 1937'de de 6 arkadaşıyla beraber idam edilir. Ha bunların mezar yerleri hala belli değil. Yani en önemli taleplerinden biri de bir Seyit Rıza ve o yoldaşlarının, o şehitlerin mezarlarının yerlerinin bir şekilde bize söylenmesi ya da artık sonrasında yani kemikleri var mıdır, yok mudur, nerededir, neyin nesidir? Yani bundan bir dersimler bundan vazgeçmez.